Herkese merhabalar. Güncellenmiş kadrolarla Fenerbahçe kariyerimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bizim için zor bir süreç olacağına inanıyorum. Çünkü çok fazla yeni oyuncu var ve uzun bir maraton bizi bekliyor. Transfersiz başlayıp devre arasında da takıma katılacak bir oyuncu almayacağız. Ve sezon sonuna kadar yapılan yeni transferlerle ilerlemeye çalışacağız. Oldukça tatmin edici transferler var. Bu kadroyla şampiyonluk yakışır. Ama bunun için önce takımda uyumu yakalayıp taktiği oturtup sonra seri galibiyetler almamız lazım. Peki bu kariyere nasıl başladık? Neler yaptık? Oyuna veri tabanıyla başladık. Başladık. Genellikle Balkan ülkeleri ağırlıklı bir veri tabanı açarken Japonya ve Brezilya'yı da buraya dahil ettik. Seçtiğimiz ülkeler 5 majör lig, oynayacağımız lig ve artık oyuna başlama butonuna basmak için her şey hazır. Dış görünüşümüz saha kenarındaki takım duruşu için bence önemli bir şey. Biz forma giymeyeceğiz belki ama biraz forma girmemiz lazım dedik ve biraz spora dahil ettik, antrenmanlara dahil ettik kendimizi fit bir görünümle artık saha kenarındaki yerimizi almak için hazırız. Artık Fenerbahçe'nin başına geçmek için her şey hazırdı. Takım elbisemizi de giydik ve takım seçimine geldik. Çok macera aramayacağımız için Fenerbahçe'ye göre antrenörlük diploması ve Fenerbahçe'ye göre de oyunculuk tecrübesini seçtikten sonra menajer profilimizi oluşturduk. Fenerbahçe yönetimi oldukça samimi bir şekilde bizi karşıladı. Kulüp başarıları, kulüp tarihi tesislere gezdikten sonra en iyi 11'e göz attık yöneticilerle. Transfer yükümlülüklerimize, kiralık oyuncularımızı göz attıktan sonra kulübün mevcut planları üzerinde görüşmeler yaptık. 5 yıllık plan, bu sene bizden neler bekleniyor ve kulüp kültürü olarak ne yapılmak isteniyor bunlara göz attıktan sonra artık tek bir şey vardı. Takımımla birlikte bir an önce tanışıp gerekli olan hazırlık maçlarını yaptıktan sonra da lige başlayabilmek. Takımın başına geçtikten sonra kulüp vizyonunun altına imzamızı attık. Kamp kadrosunu belirledik. Gelen haberleri okuduktan sonra mevcut kadromuzla hangi taktikleri uygulayabiliriz diye biraz düşüncelere daldık. Çünkü uzun bir süreç ve en az 3 farklı taktik kullanmak istiyorum. Elbette ki baskın bir taktiğimiz olacak ama önemli olan bir tane ana taktik belirleyebilmekti bizim için. 3 tane farklı diziliş yaptık. 4-2-4 en sık kullanacağımız 4-2-3-1 Behçet taktiğimiz. Antrenmanı yapılacak ana taktik yaptık ve üçlü bir savunma çift forvetli kanat oyuncuların olmadığı kanat beklerin olduğu bir sistemle bu sezonu geride bırakmaya çalışacağız. Asistan'ın takım raporuna göz attık. Zayıf yönlerimizi bir çırpıda bitirdik ama takımın çok fazla güçlü yönü vardı. Güçlü yönlerin fazlalığını gördükten sonra biraz daha kendimizi baskı altında hissettik. Çünkü şampiyonluk isteyen bir yönetim olduğu çok açıktı. Takımla ilk tanışmamız kendimizi hızlı bir şekilde tanıttıktan sonra takımdan bu sezon şampiyonluk beklediğimi, onlara bunun yakışacağını söyledim ve disiplin cezalarından bahsedip toplantıyı sonlandırdım. Sezon fikstürümüze göz attık. 5 tane hazırlık maçı yaptım. Biraz tempolu bir süreç olacağı için antrenman döneminde çok fazla yorgunluk olabilirdi. Bu yüzden hazırlık maçlarını çok fazla yapmadım. Biraz daha efor sarf edecekleri antrenmanlar yaptık. Rize deplasmanı ve Antalya Spor'la kendi evimizde oynayacağımız maçla Ağustos ayını tamamlayıp daha sonra Eylül ayından itibaren daha sıkı bir fikstürle karşı karşıya kalacağız. İlk derbimizi 4. hafta Beşiktaş'a karşı yapıyoruz. Sezon ilerleyen yani dönemlerinde Galatasaray ve Trabzon derbileri de bizi bekliyor ama ilk 5 hafta içerisinde açıkçası takımdan çok fazla bir şey beklemiyorum. 5. haftadan sonra lige daha alışmış, ve istediğimiz futbolu oynayan bir Fenerbahçe sahada olacak. Hazırlık dönemimizi tamamladık. Ne yaptığımız 5 hazırlık maçı vardı. Real Madrid Benzema'nın jübilesine davet etmişti. Biz de 4. hazırlık maçımızı buna göre ayarladık. Biraz ağır bir yenilgi oldu ama yine de güçlü takımlara karşı neler yapabileceğimizi de bu sayede görmüş olduk. Antrenman kampında öne çıkan iki oyuncu var. Birincisi Luis Gustavo. 5 maçta 2 gol attı. Bir kez maçın adamı seçildi. Ve 7.26'lık ortalama puanla kampın yıldızı oldu. İkincisi Filip Novak'tı. Takıma yeni gelmiş olmasına rağmen sanki takımla yıllardır oynuyormuş gibi profesyonelce performans gösterdi. 5 maçta 1 gol, 2 asistlik performansı var. Kadro kayıt kurallarından dolayı Mamet Tiama'yı kadroya almadık. Henüz bir güncelleme gelmediğinden ötürü profili çok iç açıcı değildi. Kiralık listesine koyduk ve kadroya dahil etmedik. Aynı şekilde Dirar'ı da kiralık listesine koyduk ve bir sezonluk kulüp bürüj macerası böylelikle başlamış oldu. Bu kiralık haberin en mutlu tarafı maaşının tamamı kulüp bürüş tarafından karşılanacak. Yani Dirar'ın maliyetinden çok şükür kurtulduk. Ve 18 Ağustos'ta ilk resmi maçımıza çıkıyoruz. Rize deplasmanında aslında takımda Gary Rodriguez, Luis Gustavo ve Altay Bayındır gibi isimler Geçen sene de takımın oyuncularıydı. Ama futbol manager güncellemeleri bir sezon geriden geldiği için takımdaki bütün oyuncular Ozan Tufan hariç ilk 11'deki hepsi yeni transfer olarak gözüküyor. Bunun negatif yönü oyuncuların takım alışma süreci biraz daha uzun sürecek. İlk düdükle birlikte resmi olarak Süper Lig'deki ilk maçımıza çıkmış olduk. Rize deplasmanında aslında iyi oynadık. Kötü oynamadık. Başlangıç düdüğünün çaldığı andan itibaren oyun prensibi olarak önde basacağız. Hücumu düşüneceğiz ve rakibi presle boğacağız. Tabi bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Bazı dakikalarda Rize'nin üstünlüğü de hissedildi ama oyuna genel olarak baktığınızda tamamen bizim kontrolümüzde. Geçti. Tabii Rize Spor ev sahibi olmanın vermiş olduğu avantajı da kullandı. yedinci dakikada kazandıkları penaltı vuruşuyla 1-0 öne geçtiler. Boldrin Rize Spor adına bu sezonun ilk golünü Fenerbahçe ağlarına göndermiş oldu. Altay Bayındır'ı ters köşe yaptı. Bizim için de ters köşe bir başlangıç oldu. Rakip de ben de 4-2-3-1 ile çıktık. Gustavo pek istediğimiz gibi değildi. Kısa paslarımızda çok isabetliydik ama bazı oyuncular henüz taktiğe alışamamıştı. Zaten biraz daha fazla maç yapmamız lazımdı. Yeni oyuncu sayısında fazla olmasından dolayı pozisyonlarımız çok iç açıcı değildi. özellikle üretkenlik konusunda çok fazla eksiklikler yaşadığımızı söyleyebilirim. Çektiğimiz şut sayıları her ne kadar tatmin edici seviyede olsa da futbol menajerden bildiğimiz şöyle bir şey var. Çektiğiniz şut sayıları çok fazla bir şey ifade etmiyor. Önemli olan bunların kaliteleri. İkinci yarıya başlarken 4-2-4'e döndük. Samatta Adem'i. Santrafor hattında Sinan yerine de Ener Valencia'yı attık. Geri Rodriguez ve Ener Valencia bir taraf kanat forvet destek bir tarafta kanat destek olarak hücumu destekleyecek. Oyuncularda Ozan Tufan'a da biraz daha top yapmasını söyledik. İkinci yarıda da ilk yarıda olduğu gibi oyunun kontrolü, oyunun hakimiyeti bizdeydi. 49. dakikada Ener Valencia ile duran toptan bulduğumuz gol offside gerekçesiyle iptal edildi. Aslında birbirlerine çok yakın iki oyuncu ama burada Ener Valencia bir adım öndeydi. Elli altıncı dakika itibariyle iki stoperimiz sarı kartlı oynadılar. O yüzden stoperlerimiz biraz daha sertliği azaltarak oynamaya başladı. Adem ile çok net bir pozisyon yakaladık ama burada da Gökhan Akkan kedi reflekslerini devreye soktu. Ve neredeyse 90'a giden topu ani bir reaksiyonla çelmeyi başardı. Şutlarda yine üstünlüğümüz var ama ne yazık ki üretkenlikten uzak şutlar. Gol beklentisi çok düşük bu arada bu şutların sanırım. Çünkü bize heyecan verici bir pozisyon göstermediler. Diego Perotti biraz yorgundu ama son 18 dakika sahada kalabilir diye düşündük ve biraz daha teknik kapasitesinin yüksek olduğunu düşünerek her ne kadar kondisyon olarak hazır olmasa da kendisini sahada görmek istedik. Tabi bu son çabalarımızda pek kar etmedi ve ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık. Bu arada indirdiğim yamada 5 oyuncu değişikliği olmadığını fark ettim. Son dakikalarda bir pozisyon daha yakaladık. Samat da Adem'i burada Ozan tek top Valencia Adem'i topu ağlarla buluşturdu ama bu pozisyonda offside gerekçesiyle gol sayılmadı ve yine ilk pozisyonda olduğu gibi bu pozisyonda gol atan Ener Valencia olmasa da pası veren Ener Valencia top kendisine gelmeden offside olduğunu beyan etti hakem ve uzatma dakikalarının bir şey olmayınca sahadan 1-0 mağlup ayrıldık Rize deplasmanında ilk maçımızda. Ve tarihler 25 Ağustos'u gösteriyordu. Kadıköy'de taraftarımızın önünde Antalyaspor'u konuk ediyorduk. Tribünler dolu, güzel bir gün. Ve ilk vuruşla maça başladık. Biraz kadroda değişiklikler yaptık. Novak yerine Caner 11'de var. Forvet arkasında Mert Hakan yanlaşı aldık. Sağ kanatta Valencia ile başladık. Geri kalan savunma göbeğimiz, orta sağımız ve sol kanatta forvet oyuncularımız yine aynıydı. Serdar Gürler'in kullandığı duran topta Ufuk Akyol topla buluştu arka direkte. İlk vuruşunu Altay çeldi ama Altay'ın çeldiği top yeniden Ufuk'un önüne düşünce çok rahat bir şekilde köşeden 35. dakikada duran toptan golü buldular. Ve Antalya Spor deplasmanda 1-0 öne geçti. Bu dakikalardan sonra yine ağırlığımızı oyuna koymaya çalıştık. Yine Duran toplarla veya akan oyunda pozisyonlar bulmaya çalıştık. 48. dakikada ne yazık ki Ener Valencia sakatlandı ve onun yerine geri Rodriguez'i sağ atıp Perotti'yi bu kez biraz daha erken bir süreçte sahaya aldık. Perotti fizik olarak biraz daha hazır bu maça geçen maçtan ziyade. Pek bekleneni karşılayamadı Perotti. Henüz takıma alışamadı. Orta sahada Luis Gustavo da pek istediğimiz gibi değil. Ufak tefek pozisyonlar yine bulduk. Çok gol hissiyatı olmayan pozisyonlar olsa da yine de kaleye çekilen şutlarımız var. 57. dakikada değişiklik yaptık. Çift forvet oynayalım dedik. Yine 4-2-4'e döndük. Mert kanata atıp santrafora yine uzun boylu Kemal Ademi'yi aldık. Aslında bek oyuncularımız Orta yapmaya yatkınlar Gökhan Gönül'e de Caner Erkin zaten rolü gereği daha fazla orta yap özelliği var Gökhan Gönül'e de daha fazla orta yapması istediğimizi belirttik 63. dakikada Samat'ta güzel bir pozisyon buldu kaleciyle karşı karşıya biraz açısı dardı ve vuruşunda da bofen başarılıydı dakikalar hızla ilerlerken takımımızda gergin öfkeli tedirgin bir sürü oyuncu vardı açıkçası takıma biz de alışamadık takım da bize alışamadı bu süreçlerde yaşanabilecek durumlar çünkü sezon başı yaptığımız hazırlık maçı sayısından dolayı bunun farkındaydık biraz daha basit takımlarla oynayıp takımımızın gol gollü maçlar kazanabilmesini sağlayabilseydik biraz daha moral motivasyon olarak iyi olacaklardı ve ikinci maçta da yine ilk maçta olduğu gibi 1-0 kaybettik ve Antalya maçından da sahadan boynu bükük ayrılan taraf olduk. Son dakikalarda Serdar Gürler'le çok net bir pozisyon buldular ama Altay önce direkten döndü top sonra Altay önüne düşen topu rahat bir şekilde kontrol edebildi. Son dakikalarda da yüklenmeye çalıştık ama yine kapanan bir savunmaya karşı çok fazla icraat gösteremedik ve ikinci maçımızdan da gol atamadan ve sıfır puanla sahadan ayrıldık. Ve ligin 3. haftasında Erzurum deplasmanına gidiyoruz. Bu kez 4-1 4-1 dizilişiyle sahaya çıkmaya karar verdik. En azından oyuna böyle başlayıp ilerleyen dakikalarda 4-2-3-1'e dönmeyi planladık. Sosa sahadaydı. Sosa fiziksel olarak çok yeterli değildi. İlk dakikalarda Erzurumspor hızlı toplarla pozisyon bulmaya çalıştı. Etkili bir de pozisyon yakaladılar. Daha sonradan duran toplardan biz biraz yüklenmeye başladık. Sisse vardı forvette. Yine kadroda değişiklikler yapıyoruz çünkü oyuncuların performanslarını merak ediyorum. Sağ kanatta Ferdi, sol kanatta Perotti, santraforda da Sisse. Yine orta saha değişmedi. Benim için öncelikli olarak orta sahanın oturması daha sonra da hücum hattının şekillenmesi, belirlenmesinde bir sıkıntı yok. Gustavo orta sahada biraz daha iyi gibiydi bu maçta. Ön alan presini gayet başarılı yaptı. Önde kaptığı topla yakaladığı pozisyonda pek başarılı olamasa da sonuçta kaleye bizim adımıza kaleyi bulan bir şut çekmişti. İlk yarının özeti rakip kaleci Farnol biraz ön plana çıkan oyuncuydu. Bizim takımımızda yine bir ışık yoktu ama en azından oyunun kontrolü bizdeydi ve devre arasında 4-2-3-1'e geçtik. Sosa forvet arkasında ve 46. dakikada beklediğimiz gol 3. maçta geldi. Bir korner organizasyonu Caner Lemos arka direğe indirdi. Ferdi Kadıoğlu da kendini unutturmuştu arka direkte ve topu ağlarla buluşturdu. Bizim adımıza ilk golü attı. Ve topun başında bir maestro duran topların usta ismi Sosa ilk maçında harika bir serbest vuruş golü attı. 2-0 olduğunda biraz daha rahatladık. Aslında goller akan oyundan gelmedi ama sonuç olarak duran toptan da olsa bize galibiyeti getirecek golleri attıktan sonra çok bir önemi yok ne şekilde gol olduğunu. Çünkü bu galibiyetlerle birlikte takımın moral ve motivasyonu Hızla yükselecek. Biz de tırmanışa geçecektik. Beşinci haftayı ben söylemiştim. Perotti çok iyi burada ama orada dışarı çıktı. Bu arada Perotti'yi biraz daha destek yapmak istedim. Çok fazla yorulmasını istemedim. 90 dakika sahada kalmasını istedim. Perotti çünkü sağ solu belli olmayan bir oyuncu. Her an her şeyi yapabilecek meziyetlere sahip. Sosa yine duran topun başında. Burada ev sahibinin savunması topu uzaklaştırdı. Lemos topla biraz fazla oynayınca rakip yarı alanda top kaptırdık. Hızlı hücuma çıktılar ve sonra Altay iyi bir kurtarışla atağa savuşturduk. Siz seyirine Samatta yattık. Samatta daha fizikli bir oyuncu, daha atletik bir oyuncu. Aslında Samatta'dan daha fazla faydalanabileceğimizi düşünüyorum. Ama haftalar ilerledikçe bunu siz de göreceksiniz. Takım daha da istediğim şekle gelecek ve iyi pozisyonlar bulabileceğiz. Maçta 87. dakika ve Overton'ın yaptığı faalde topun başında yine Sosa var ve yine kaleciyi avlıyor. Farnol'ü Sosa bir sol köşe bir sağ köşe takımına 3-0 galibiyeti getiriyor. Takımın 3-0 kazanmasında büyük rol oynadığı iki gol attı serbest vuruşlardan Sosa'nın harika oyunuyla maçı 3-0 kazanıyoruz ve 3 puanı 3. haftada hanemize yazdırıyoruz. Ve geldik derbiye 4. hafta Beşiktaş'ı konuk ediyoruz. Taraftarımızın önünde ilk galibiyetimizi almak için sahaya çıkıyoruz. Hem rakip hem biz çok fazla yeni oyuncu tabi transfer şampiyonu biziz. Çok fazla oyuncumuz var. Bunun negatif yönünde sahadaki Birbirinden kopuk oyuncular olarak nitelendirebiliriz. Henüz alışamadılar hala. Birbirlerinden bazen kopuk davranışlar sergileyebiliyorlar. Şu an için sadece Ozan Tufan ve Luis Gustavo arasında gözle görülür bir uyum var. Geri kalan oyuncular zamanlı olacak. Bu sefer sağ kanatta Mert Hakan, solda Perotti, forvet arkasında Sosa ile başladık. Ne yazık ki bazı sakatlarımız vardı bu maç. Öncesi burada Ozan iyi kaptı. Arka direğe çevirmek isterken Gezal biraz lakayit bir hareketle ters tarafa doğru topu kontrol edip oyuna sokmaya çalışınca Perotti araya girdi. Önünde bulduğu topu da Samat'ta ağlarla buluşturdu. Ozan aslında burada pozisyon bitti derken Gezal çok yanlış yere topu kontrol edince çok yanlış yere doğru topu kontrol edince Samatta da topağlarla buluşturdu ve fırsatçılığını konuşturdu. 39. dakika bir duran top Utku başarılıydı bu pozisyonda. Bu sezonu ilk kez Kadıköy'de öne geçtik. Abu Bakar atılan bütün uzun toplarda belki de başarılı oldu diyebiliriz. Pivot Santrofor özelliği de var. Sanırım bu maçta içinden öyle bir şey çıktı. Çünkü atılan yüksek toplarda savunmadan önce davranıp topu kontrol etti. Sol kanatta Caner ve Perotti iyi anlaştı. Samat da 6 pasın için çok sert vurdu ama Utku çok iyi yer tutmuştu. Bazen kaleciler uçmaz sadece yer tutarlar. Taferel buna en güzel örneklerden birisi olabilir. Çok fazla atlayıp zıplarken görmezsiniz Tafarel'i gerektiği zamanlarda tabii onu da yapabilir ama pozisyon bilgisi ve işte duygu pozisyon duygusu çok üst seviye bir kaleci olduğu için top sanki hep onun üstüne gidiyormuş gibi hissedersiniz. İkinci yarı yine oyunun kontrolü bizde. Yine paslaşıyoruz ön alanda, orta alandan 3. bölgeye topu taşıdık. Caner ortaladı. Dönen toplar sürekli bizim oyuncularımız tarafından kontrol ediliyor ve tekrar atak yapmak için rakip kaleye doğru yükleniyoruz. Sağ kanattan bu kez geliyoruz. Ozan seken top çok sert vurdu ama ne yazık ki bu pozisyon golle sonuçlanmadı. Bu maçtan önce sakat oyuncularımız vardı. Bahsettim bundan. Ferdi Kadıoğlu, Ener Valencia ne yazık ki sakatlıklarından dolayı kadroda yoklar. Bu yüzden sağ açıkta Mert Hakan'la başladık. Oyunun ilerleyen dakikalarında orta sahada Tolga Ciğerci, kanatta da Sinan Gümüş'ü sahaya sürdük. Luis Gustavo gerçekten çok kötü oynuyordu çünkü bu sezona da kötü başladı. Luis Gustavo'nun düzeleceğinden şüphem yok. Ama moralin bozulmasını istemiyorum. Bu arada yine çok net bir pozisyon ve yine direkt gole izin vermiyor. Ve bu pozisyonun devamında duran top kullanan Caner Marusio Lemos'a harika bu top gönderdi. Lemos çok net bir kafa vuruşuyla Utku'yu avladı. Ve 58. dakikada takımını 2-0 öne taşıdı. takım ikinci kez kazanmaya çok yakın. Aslında takım galibiyetler aldıkça biraz daha oyuncuların da morali yerine gelecek ve ilerleyen haftalarda bu biraz daha işimizi kolaylaştıracak. Forvette Samat'ta Adem'i değişikliği yaptık. 77. dakikada Adem'i bir kafa vuruşunda Utku'yu biraz zorladı ama Utku Yemedi bu topu ve kornere çeldi. Caner'in serbest vuruşunda aynı şekilde kurtardı. Yine iyi yer tutmuştu. Ademiyi oyuna attıktan sonra bek oyuncularımıza ve kanatta oynayan oyuncularımıza Ademiyi görmeleri için, ona orta yapmaları için talimat verdik. Ama çok işe yaradığı söylenemez açıkçası. İlerleyen dakikalarda çok Adem'in kafa topuyla buluştuğunu görmedik. Yine Abu Bakar yine 60-70 metreden gelen bir top ve tek seferde kurtardı. Burada kaleci büyük bir hata yaptı. Beşiktaş hücumcuları, Beşiktaş oyuncuları bunu değerlendiremedi. Son dakikalarda biraz daha üstünlük kurmaya çalıştı Beşiktaş. Biraz daha üstümüze geldi ama artık bu dakikadan sonra bulacakları gol de oyunun ve skorun dönmesine pek katkı sağlayacağını düşünmüyordum. Çünkü maç zaten artık bitmişti. Bir kontradan pozisyon bulabilir miyiz diye düşünürken hakem maçı bitirdi. İlk derbimizde Kadıköy'de 2-0 kazandık. Ve 5. hafta yeni Malatya deplasmanı bazı deplasmanlar çok zordur. Yeni Malatya'da bunlardan birisi. Bazen çok ters skorlar alınabilir. Kadrolarına kattıkları kaliteli oyuncular da var. Orta sahada yine Luis Gustavo, Ozan Tufan, önlerinde Sosa, en önde de Samatta ile başladık. Takım 4-2-3-1. Valencia sakatlığı atlattı yine kadroya döndü. Solda Perotti ile başlıyoruz. Deplasmanda güzel bir oyunla hazır 2 maçtır üst üste kazanıyorken bu seriyi 3 maça çıkartmak için oyuncularımızla biraz tabiri caizse gazladık. Ve ilk pozisyonumuzu 23. dakikada Ozan'ın sağdan yaptığı ortadan bulduk. Samat da yine orada topla buluştu. Kaleci Herrera topu kontrol etti. Rakipte Cueva çok tehlikeli yeni transfer. Adem Büyük gibi forvetleri var. İnatçı. Ve 40. dakikada Luis Gustavo sanki haftalardır kötü oynamasını artık unutturmak için harika bir gol attı. Gerçekten Valencia kontrol etti. Perotti tek top. Gustavo kontrol etti. Sol ayağıyla öyle bir vurdu ki mükemmel bir goldü. Kalecinin yapacağı hiçbir şey yok. Ve bu gol yedikten sonra kalecinin morali bozuldu. Daha sonradan hocası moralini yerine getirmek için bir takım konuşması yaptı ama bence maçın döndüğü dakika 45 artı 1'de rakip duran toptan bir pozisyon buldu ve çizgi üzerinden çıkardık. Valencia yerine gel Rodriguez'i attık. Sosa yerine de Pelkas'ı sahaya sürdük. Caner ortaladı. Tekrar top Caner'e geldi. Uzaklaştıramadı savunma ve Samat da Beşiktaş maçında olduğu gibi yine sahneye çıktı. En arka direkte kendini unutturmuştu. Arka direkte sağ bek markajı biraz daha kısıtlı yapabilir. Hava toplarında Samat da yükseldi, vurdu ve Herrera'yı mağlup etti. Deplasmanda 2-0 öne geçtik. Yeni Malatya spor yüklenip pozisyonlar bulmaya çalışıyor ama bunlar da pek başarılı olamadılar açıkçası şu dakikaya kadar. Perotti'nin önde kaptığı top Samat'ta tek top Geri Rodriguez sıfıra indi. Köşeden içeri çevirmeye çalışır ya da şut çeker gibi bir vuruştu. orta şut karışımı bir vuruş. Kaleci kornere çeldi. Samat da ne kadar tehlikeli olduğunu göstermiş olacak ki ceza sahası içerisinde Samat'ta artık iki oyuncuyla tutmaya başladılar. Bu arada Lemos haftalarda sarı kart görüyor. E, bu biraz da bizim canımızı sıktı. Aslında tisserand Lemos e, stoper tandemi fena bir tandem değil. Ama Lemos bu şekilde devam ederse Tisserant-Serdar Aziz tandemine dönebiliriz. Pelkas Samadda'ya tek top. Wallace müdahale etti. Geri Rodriguez bir çalın. 6 pas içinden de kaleciyi yere yatırıp şutu çekti. Çok klas bir şekilde bir gol attı. 70. dakikada 71. dakikada 3-0 öne geçtik. Wallace'ın müdahalesi top. G. Rodriguez'e geldi. Ger Rodriguez çabukluğunu konuşturdu. Üçüncü golü takımı adına ağlarla buluşturdu. Bu dakikadan sonra yeni Malatya Sporu biraz daha baskın oynamaya başladı. Gümüş'ü de sağa attık. Sinan Gümüş'ün orta kalitesi iyi olduğundan dolayı da ters ayaklı kanat oyuncusu yaptık. Biraz daha orta yapmaya meyilli bir oyuncu olsun diye. Bu arada Malatya'nın önde baskısı sonuç vermeye başladı ve bizi orta sahadan rakip yarı alana çıkartmamaya başladılar. Kaptıkları toplarla da pas yaparak oyunu geniş alana taşıyarak pozisyonlar bulmaya çalıştılar. Burada yine görüyorsunuz Ozan Tufan çıkamadı. Adem aldı. Sabek Çebake'nin bindirmesi Tete. bole vurdu. Bu sezonki ikinci golünü attı ama sanırım sezonun en güzel gollerinden birisiydi. Adem'in topu kapıp sağ bek Çevake'yi görmesi. Çevake'nin doğru koşu topla buluşup bir kontrol direkt orta ve tete. Harika bir vuruş. Tabi bu takımın savunması nerede? Bu takımın stoperleri nerede? Ozan Tufan vardı orada. Vuruşu yaptırmaması lazımdı ama Ozan Tufan da diğer oyuncular gibi izledi. Samatta'dan önce Wallace'ın kontrolü Adem Büyük en korktuğum oyunculardan birisiydi. İlk goldeki katkısı çok büyük. İkinci golde de asisti yaptı Akua. Adem Büyük'ün ortasıyla buluşup ceza sahası içerisinde şık bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Biraz daha Adem'e özel pres uygulayarak biraz da sert oynayalım diyerek yine bir topta pozisyon bulmaya çok yakında ama izin vermedik ve bu maçı da 3-2 kazandık. Bizim için zor bir maçtı. 2-0'dan skorun 3-2'ye gelmesi. Bir an acaba gidiyor mu dedim maç ama galibiyeti korumasını bildik. Luis Gustavo maçın adamı seçildi. Kötü giden bir süreç vardı. İnşallah bu maçtan sonra da kendini toparlar. İlk 5 haftalık fikstüre baktığımız zaman 3 galibiyet, 2 mağlubiyet var. 9 puan topladık. Galatasaray, Rizespor, Trabzonspor 4'te 4 dört yaptılar. Bir maç eksikleri var. Ligin bitimine daha çok var. 40 maç oynayacağız. 35 maç daha var. Yama ile alakalı tek bir eksiklik var. Ne yazık ki 5 oyuncu değişikliği hakkı yok. 3 var. Ben biraz ona göre ayarlamıştım kendimi ama çok da kafaya takmayacağım açıkçası. Ne yapalım? 3 oyuncu değişikliğiyle ile biz de şeyler yapmaya çalışırız. İlk bölümü geride bıraktık. 5 haftada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet. Sezona çok iyi başlayamadık. Açıkçası peş peşe 2 mağlubiyet beklemiyordum. Ama tahmin etmiştim. Takımda çok fazla yeni oyuncu var. İlk haftalarda daha kontrollü topa sahip olarak hücum edeceğimiz bir taktikle oynasaydık belki ayakları yere daha sağlam basan, daha fazla top kullanan bir takım olarak iki mağlubiyet almayabilirdik. Ama 5 hafta sonunda açıkçası takım istediğim ivmeyi kazandı. Savunmada neşter vuracağım bazı oyuncular var. Bunların sinyallerini verdim hem performans olarak beğenmiyorum hem de gördükleri gereksiz kartlardan dolayı biraz canımı sıkıyorlar. Kanat oyuncularımız henüz tam oturmadı. Sakatlıklar var, formsuzluklar var. Bu arada orta saha kurgusunda da değişiklikler yapmaya devam edeceğim. Bizim için en önemli olan şey bir oyuncunun ön plana çıkması değil. Takımın iyi oyunla şampiyon olması hem ligde hem de Türkiye kupasında. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.